bir araya getiren tabii uzun yıllar, yani yüzyılların bir dostluğu artık. Hani derler ya, şairin dediği gibi artık tavuklarımız birbirine karışmış durumda. Dünya üzerinde binlerce halk yaşıyor. Binlerce kültür, binlerce dil, kısacası binlerce renk. Birbirinden farklı, bir arada. Bu topraklarda da öyle. Alevilikten bahsedildiği sırada, Alevilik, Hak Muhammed Ali sevgisini kalbinde taşıyan, Hazreti Ali'nin adaletinden ayrılmayan, Hazreti Hüseyin'in duruşunu kendine bayrak edinen, din, dil, ırk, renk ayrımı gözetmeyen, temelinde insan sevgisi olan, eline, beline, diline, eşine, aşına, işine sahip olmayı ilke edinen, bağnaz kuralları reddedip çağdaşlığı benimseyen, Hakk'a varmayı sevgiyle, korkuyu yenip sevgiyle Hakk'a varmayı eğleyip, 72 millete aynı nazarla bakan bir yol erkandır. Bu yol erkanın da ezelden ebede kadar var olan yol erkanın ibadet şekli cem, ibadet yerleri de cem evleridir. Şarkılar da tıpkı halklar gibi rengarenk. Hangi melodiyle nece söylenirse söylensin hep aynı şeyi anlatıyor. Aşkı, coşkuyu, özlemi, öfkeyi, acıyı, yani hayatı ve insanı. Alevilik bir inançtır. Alevilik bir tarikattır. Alevilik İslam'ın özüdür. Yani İslam dışı değil, kimse bunu şey yapamaz. İslam dışı dersek bugün Muhammed Mustafa'yı inkar ederiz. Haşa. Muhammed Mustafa'yı inkar edersek, Hazreti Ali'yi inkar eder, 13 imamları inkar edersek, kendi kendimizi inkar ederiz. Yani biz dedeler, seyitler, ocakzadeler kendimizi inkar ederiz. En büyük makamdır, Adem-i Safiyullah makamında olan insanlardır. Gerçek hakikatinde özünü bilenler, sözünü bilip gönlüyle hareket edenler, gerçek hakikat babında insanlara bir nazarla bakanlar, enel hak deyip hakkı kendisinde, özünde bulanlar Aleviler. Açıkçası özgürce, kimseyi hor görmemekle, hoşgörüyle Aleviler zaten Hünkar Hacı Bektaş Veli Efendimizin dediği gibi 73 millete bir nazarla bak. İnsanı insandan ayrıt etmeyiz. Biz insanlar, bütün insanları aynı görürüz. Çünkü niye? Aynı babadan, aynı anadan gelmişiz. Ama Aleviliğin bir özel yeri de var. Güni Hinacı anamız var. Alevilerin Güni Hinacı anadan geldikleri için bütün insanları kabul ederler. Kendi helalinden başka başkasına göz dikip arına, namusuna yakışmayacak hareket ederse bu yolda ekranda sürekli yer yoktur. Düşkünlük, en büyük düşkünlük de odur. Şu anda kabuğuna çekilip, sadece tefekkürü zikri bilip, salatı selamı secde, insanlar üzerinde sadece içeride, duadan başka hiçbir şey yok. Gülbenk, sazımızı çalarız, sözümüzü söyleriz, gönlümüzden gelenleri söyleriz. İnsanların iyi, gerçek, hakikata yönelmeleri için mücadele ederiz ama içeriden içeriye. Saz, söz bizim özümüzdür. Biz yıllarca kendimizi sazımızla, sözümüzle ifade etmişizdir. Orucumuz vardır. Ondan sonra cemimiz vardır. Sazımız, sözümüz vardır. Biz bunlarla insanlara kendimizi tanıtıyoruz. Bizim mesela cemimizde biliyorsunuz suçluyu dara çekeriz.
Eğer suçları varsa orada affedilecekse halk darı, orada halk iktidarı bunları şey yapar. Yani suçu varsa da orada birbiriyle barıştırılır. Alevlik zaten hiçbir insana farklı bir gözle bakmayı kabullenmez. Çünkü 73 millete aynı nazarla bakmak şeyine sahiptir. İsterse kardeşi olsun, haksızlık varsa kabullenmez. Ama isterse düşmanı olsun, haklı yönü varsa onu hiçbir zaman göz ardı edemez. Onu savunmak zorundadır. Çünkü yolumuz hak ve hakikat yoludur. Gerçek neyse, gerçekler neyse, şeffaflık neyi gerektiriyorsa onu uygulamak zorundadır. Çünkü dedelerimiz dediğimiz illaki bizim kendi atalarımız değil, bizim yolun kurucuları, Alevlik yolunun önderleri, liderleri bu felsefeyi uygun görmüş. Bu, gelme gelme, dönme dönme diye. Yani hiçbir zaman yalanı, yanlışı, gaybeti, kötülüğü kabul etmez. Bunun en açık örneği işte İmam Hüseyin'in hak ve hakikat yoluna başını vermez. Alevilik, Türkiye ve Kürdistan'da Sünni mezheplerden sonra en fazla inananı olan inanç grubu. Sözcüğün kökeni Ali adından geliyor. Alevi, farklı tanımlamalar olmakla birlikte Ali'ye inanan biçiminde çevrilebilir. Alevilikte ağırlıklı görüş, Hazreti Muhammed'in son peygamber olduğu, Hazreti Ali'nin ise veliliği yani imamlığı temeldir. Sünni inançlardaki Allah ve Muhammed'den sonra sırasıyla gelen dört büyük halifenin yerini Alevilikte Hak, Muhammed, Ali sıralaması alır. Hazreti Ali ile Hazreti Fatıma'nın yanı sıra Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin'i anlatan Ehl-i Beyt ile Hazreti Ali soyundan gelen ve gelecek 12 önderi anlatan 12 imam da Alevilikte saygı ve bağlılığı anlatır. Cem evinin kapısından girerken kinden, kibirden, hasetten arınıp ana rahminden ne şekilde doğduysa o şekilde içeri girmektir. Cem evinin kapısının üzerinde, Cem binasının kapısının üzerinde teslim taşı vardır. Teslim taşının anlamı kinden, kibirden, hasetten arınıp kapıdan içeri girmektir. O kapının da anlamı Yeşil Kubbe'de Hazreti Ana Fatmatü Zehra'nın başındaki tacı kapının üzerindeki taşı temsil eder. O da Hazreti Muhammed'i temsil eder. Kulağındaki küpeler yani şeberle şüber Hazreti Hasan ile Hazreti Hüseyin'i bu kapının yanlarıdır. Ana Fatmatül Zehra da eşeği temsil eder. Kapı da Hazreti Ali'yi temsil eder. Hazreti Muhammed buyuruyor ki, ilmin şehri benim, kapısı da Ali'dir. Kapının sağına soluna niyaz edip, eşiğe basmadan içeri girilir. İç tarafındaki Zülfikar da, kinden, kibirden, hasetten, her şeyden arınıp tertemiz olarak içeri girmektir. Girdiği sırada eğer bunlara riayet etmemişse kapının üzerindeki zülfikar onun boynunun üzerinde olsun anlamını taşır. Kapının üst tarafındaki cemekanda da mevcut olan bizim darlarımızı temsil eder. Bunlar dört tane dardır. Ana Fatma darı, Fazlı darı, Nesemi darı, Mansur darıdır. Bunların da ayrı ayrı anlamları vardır. Alevilik inanç olarak Horasan Melamiliğinden kaynaklanan Hoca Ahmet Yesevi'nin kurduğu Sünni kökenli Yeseviye ile Nasır Üsrev'in kurucusu olduğu Şii kökenli Pamir Aleviliğinin de altyapısından etkilenmiştir. Alevilikte incelenmesi gereken asıl inanç vahdet-i vücutta denilen varlık birliğidir. Bu inançta alemdeki her varlık onu yaratanın bir parçasıdır ve onu yansıtır. Aleviler ibadet etmez, namaz kılmaz, efendim bir şey yapabilmez gibi lanse ediliyor. Öyle algılanıyor.
ama doğru değil. Şimdi ibadetlerimiz bizim ne diyeceğim yani namaz kılmak işte namaz yani kılıyoruz. Tabii ki Aleviler Kur'an ve Ehl-i Beyt'i hiçbir zaman birbirinden ayırmazlar. Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem Kadir Hum günü size iki kutsal emanet bırakıyorum dedi. Bu ilahi bir emirle geldi. Efendim birisi Kur'an-ı Kerim Allah'ın kitabı, diğeri de itretim Ehl-i Beyt'imdir. Bunlar kıyamete kadar birbirinden ayrılmazlar. Sakın bunları terk etmeyin, bunlardan uzaklaşmayın, helak olursunuz buyurdu. Ve dedi ki benim Ehl-i Beyt'im Nuh'un gemisi gibidir. Gemiye binen kurtulur, binmeyen helak olur, boğulur. Böyle bir örnek de verdi. Buna rağmen maalesef o günün sahabelerinin bir kısmı bu vaazda bulundukları halde Kadir Hum toplantısında ve Hazreti Ali'yi tebrik ederek çünkü o hitabette Hazreti Ali'yi halife vasi tayin etti. Benden sonra emiriniz, halifeniz Ali'dir dedi. Kur'an-ı Kerim müminler benim peygamberlerim arasında ayrım yapmazsınlar. Müminler dediler ki biz itaat ediyoruz size. Biz kesinlikle peygamberler arasında ayrım yapmayız. Yani biz Hazreti Adem'den Hazreti Muhammed'e kadar, yalnız Hazreti Muhammed'e değil, kendisinden sonra gelen 12 imama Hasan Akil Askeri'ye kadar hepsine inanırız. Çünkü Hazreti Muhammed şöyle söylemişti. Eğer diyor bir peygamber bu dünyadan vasiyet etmeden göç ederse cahiliye dönemindeki gibiler ölmüş olur. Yani şimdiye kadar gelen Hazreti Adem'den Hazreti Muhammed'e kadar gelen bütün peygamberler göçmeden önce vasiyetlerini iletmişlerdi. Hazreti Muhammed'in vasiyeti iki tanedir. Diyor taşınması çok zor sizde iki şey bırakıyorum. Birincisi Kur'an-ı Kerim. Birincisi Kur'an-ı Kerim yetmiyor. Diyor ikincisi benim Ehl-i Beyt'imdir. Benden sonra gelecek 12 imam da var. 12 imamın tümü benim ikinci vasiyetimdir. Onlar ne derlerse onu yapın. Hiç kimse 12 imama bir şeyler öğretmeye kalkışmasın. Onlar sizden daha iyi bilirler. Her şeyi onlardan öğrenmeye kalkışın. Yani onlara bir şey öğretmeye kalkışmayın. Bizim kültürümüz 12 imama dayalı. Hazreti Adem'den gelen bütün peygamberlere dayalı. Biz onların bütün doğum günlerini kutlarız. Fakat bunlar tasadüf değil. Bizim kutladığımız kutsal günlerin sayısı Kur'an'daki surelerin sayısı kadardır. Kur'an-ı Kerim'de 114 sure var. Sadece bir suresi, Tövbe suresi müşriklere indiği için onda besmele yok. Onun kutsal günü yok. Geriye kalan 113 surenin kutsal günleri var. Biz 113 surenin sayısı kadar kutsal günlerimiz var. Fakat bu kutsal günlerimiz üçe ayrılır. İkisi güneş takvimine göre, biri kamer takvimine göre. Güneş takvimine göre Hazreti Adem'den Hazreti Muhammed'e kadar olan peygamberler. Hazreti Muhammed'den sonraki kutladığımız kutsal günler kamer ayına göre. Maksat da bu kutsal günler birbirlerini ziyaret etsinler diye. Yani bir bakarsın güneş gününde de bir bayram var. Kamer gününde de aynı gün bir bayrama rastlıyor. İki tane bayram yan yana oluyor. O zaman biz iki tane peygamberin anılarını anımsıyoruz, ikisini kutluyoruz. Şu Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem zekarette iken, ağır hasta zekarette iken Ebu Bekir Ömer hilafeti ele geçirme telaşına düştüler. Halbuki Kadir Hum gününde oradalardı ve de tebrik ettiler Hazreti Ali'yi. Bakın, bakın ya Ali, tebrik ederiz, ne mutlu sana. Sen bütün kadın ve erkek müminlerin emiri oldun. Hepimizin halifesi oldun, emiri oldun diye bir tebrik ettiler. Fakat maalesef insanoğlu tabiat meselesi, dünya hırsı galip geldi. Orada işte Ali gençtir, biz daha yaşlıyız, daha önderiz gibi düşüncelerle gidip Sakife denilen bir bölge var şeyde. Medine içerisinde. Orada 3 gün 5-6 kişi toplanıp tartıştılar ve hilafeti kendi aralarında Ebu Bekir'e verdiler ve halife ilan ettiler. Sonra kılıçlar çekildi. Bu bir darbeydi. Hazreti Muhammed'in döneminde zaten mezhepçilik yoktu. İmam Cafer Sadık'tan sonra yani 6. imamdan sonra
Onun öğrencileri mezhepler kurmaya başladılar ve o zaman mezhepler arasında kavgalar başlamaya başladı. Yani bizim ayrıldığımız nokta ne oldu? Biz yani sevecenlik, yani bizde bir ayrımcılık yok ki bizde. Yani biz şimdi Kur'an'a, yani Kur'an-ı Kerim'in bildiği, yani bunu şey olarak biliyoruz biz. Bu herkesin kitabı, herkesin Kur'an'ı, herkesin bütün dünyanın, yani bütün İslam aleminin Kur'an'ıdır yani. Hazreti Muhammed Arş-ı Ala'ya çıktığı sırada Kırklar Meclisi'ne uğramıştır. Kırklar Meclisi'ndeki meclisine uğradığı esnada ben peygamberim, sen kimsin dedikleri esnada ben peygamberim. Kapıyı açmıyorlar. Sen peygambersen git ümmetine peygamberlik yap. Bir peygamber var içimizde, o bize yeterdir. Ve tekrar yoluna devam eder, tekrar bir nida gelir. O kapıdan içeri girmen gerekiyordu. O sedada tekrar geri dönüyor. Sen kimsin denildiği sırada ben Muhammed'im. Tekrar kapı açılmıyor. Bir Muhammed var içimizde, o bize yeterdir. Sen git ümmetine Muhammedlik yap. Tekrar yoluna devam ettiği sırada bir daha nida geliyor. Habibime söyleyin ki mutlaka o kapıdan içeri girmesi gerekiyor. Tekrar geri döndüğünde ve kendisine Cebrail-i Emin tarafından El fakirul fukarayim desin. Ve o şekilde dediği sırada kapı açılır. İçeri girer. İçeri girdiği sırada canlar oturmuş. Ulunuz kim? Küçüğünüz kim? Ulumuz da küçüğümüzdür, küçüğümüz de ulumuzdur. Siz kimlersiniz dediği sırada Muhammed soruyor. Biz kırklarız. Sayıyor. 39 kişi var içeride, bir kişi yoktur. Peki diyor, siz 39 kişisiniz. Diğeri nerede? Bir kişi yok. Selman-ı Farisi'dir, Pars'tadır diyor. Fakat biz kırkımız biriz. Dediği esnada nişan gösterin diyor. Hazreti Muhammed, Hazreti Ali bir neşter vuruyor. 40 damla kan tabağa düşüyor. Ve 40. şeyde pencereden Selman-ı Farisi'nin kanı gelip o tabağa giriyor. Oradaki kubbede gösterdiğimiz pencereden gelen kan şekli de onu temsil ediyor. O zaman semaha duruyor. Daha önceden kendisine bir engür getiriliyor. Engürü Hazreti Muhammed'e diyorlar ki 40'a bölüp 40 kişiye paylaşman gerekiyor. O zaman bir düşünceye dalıyor. Ben bir engürü, yani üzümü ne şekilde 40'a bölerim? Yine kendisine nida geliyor, bir tabak önüne konuyor. Bunu diyor ezip hak tarafında çoğalır, hepsini dağıtırsın. Ve o engürü ezip 40 kişiye bölüştüğü esnada herkes bir aşk-ı ilahi sarıyor, semaha duruyorlar. Semaha durduğu esnada başındaki puşusu 40 parçaya düşüyor, 40 parçaya bölüp kemerbest edip beline bağlıyorlar ve semaha duruyorlar, semaha dönüyorlar. O zaman o 40 kişi ana rahmindeyken 40 gün tamamlandıktan sonra ancak can buluyor. O 40 kişinin birliği can bulup Aleviliğin yol erkanını benimseyip o yol erkanı ibadet olarak görerek o ibadeti orada yaparlar. Bizim Kırklar Meclisi'nde kalan cemlerimiz Kırklar Meclisi'nde kalmadır ibadetimiz. Ve perşembe akşamı da
Arş-ı Ala'ya Hak Teala'yla kelam etmeye gitmiştir. Ondan dolayı bizim her perşembe ibadet gecemizdir. Cuma'yı perşembeye bağlayan gecedir. Bizim ibadetlerimiz ilk önce sorgu sualdir. Dışarıda halk sahibinin hakkını vermeden içeri üzerinde insanların kulaklığıyla içeri girilmez. İlk önce dara dururlar. Dar gülbengi alırlar. Ondan sonra lokma getiriplerse lokma gülbengini alırlar. Herkes irfan oturur. Ondan sonra bizim zakirlerimiz çalar söyler. Zakirlerden sonra işte kandillerimiz yanar. Kandillerden sonra duazlar okunur. Duazlardan sonra bir secde olur. Halka biçimde bir secde olur. O secdede de bütün velilerin, nebilerin, şahların, pirlerin, üçlerin, beşlerin, yedilerin, on ikilerin, 14 masum pakla, 17 kemerbestlerin isimleri, kırkların hepsini tek tek anılır ve o isimler şeyin altında secde olur. Ve bu da en az 1 saat 40 dakika sürer. Sadece bir secde. Hazreti Muhammed diyor, Ali'yi tanımayan, sevmeyen cennete giremez. Asla giremeyecek diyor. Kalbinde zerre kadar buğz taşıyan kişi, Ali'ye karşı buğz yani nefret, kin anlamında asla cennete giremez diyor. Ama gelin görün ki Alevi katliamı yapılıyor. Ve bu dalga dalga o günden bugüne kadar yapıldı. Muaviye döneminde Hazreti Ali'ye savaş açtı. Sıffin savaşı var, Cemel savaşı var. Efendime söyleyeyim işte o haricilerin savaşı var. Sanki Hazreti Ali dünyaları aldı götürdü yağmalıyor. Ellerinden almaya çalışıyorlar. Hayır, Hazreti Ali hakkı ve hakikati savunduğu için yağmacıların işine gelmedi bu. Bu yağmacıların işine gelmeyince onun önünü kesmeye çalıştılar. Hazreti Ali'yi kutsarız, Ehl-i Beyt'i kutsar severiz. Hazreti Muhammed bizim Peygamber Efendimiz'dir, Kur'an kitabımızdır. Ve elimizden geldiği kadar dikkat edin bizim toplumda yani 100 yıldan bu tarafını söyleyeyim, daha eskisini bilmiyorum. Kötü fiil yapan insan pek az. Yani devlete karşı isyan, halka karşı efendim zarar verecek bir fiil, bir icraat asla yapmazlar. Semah da Arapça sözlükten almıştır. Anlamı gökyüzü, uçmak, aşk-ı ilahi ile dönmektir. Hak ile hak olmaktır. O aşkı 366 azası ile taşıyorsa ancak hak ile hak olunur. Ve Kırklar Meclisi'nde alınan o dönüşü yıldızların ve evrenin kendi etrafında dönüşünü temsil eder. Nasıl güneş, ay, gezegenler nasıl kendi etrafında ve güneşin etrafında, dünyanın etrafında dönüyorsa şeyin etrafında, aynı şekilde o dönüşleri temsil eder. Bir dizilişleri de yine aynı o şekilde oluyor. Bir dairenin etrafında ne şekilde gezegenler oluşuyorsa birine değmeden saflar halinde dizilişleri olur. Dündülün yürüyüşünü temsil eder. Uçuşları ise turnaların kanat çırpışını temsil eder. Semahlarımız da Kırklar Meclisi'nde ibadetten alınan ibadetin 12 hizmetlerinden birisidir. Şimdi ibadetlerimiz bizde Yörgü Cem'i var. Yörgü Cem'i nedir? İki talip canımız, dört talip canımız yerlerde de yılda bir kez. Mesela örnek diyor ya, alınmış abdestin aldırırlarsa, kılınmış namazın kıldırırlarsa, sizde şah yani öldürürlerse, ben de bu yayladan şaha giderim. Pir Sultan bu dizisinde söylüyor. Bizim yılda bir Yörgü Cem'imiz var. Yörgü Cem'i nedir? Her şeyden arındırılmış, tertemiz olup ki Cem'e girebilir. Mesela örneğin ben dedeyim, pirim. Önce ben görürüm ki, kendimi temizlerim ki, bir seyide baş eğerim ki, ben de taliplerimi temizleyebileyim. Yani önce ben kendim temiz olacağım ki, taliplerimi temizleyebileyim. İşte abdestini aldım.
rehber gelir, dedenin yardımcısıdır. Mesela bizim bu bizim usula göre, bizim cemlere göre önce biz mum yakarız. Mumdan önce çıra yakıyorduk. Mum yoktu eskiden. Neydi? Çamurdan çıra yapmışlardı. İçine bir fitil koymuşlardı. Bir de gene gerçek yağ diye bir yağ vardı. İşte bir şeyden ezmiş yağ yapmışlardı. Biz onlara görmedik ama büyüklerimiz bize anlattı. Rehber çırayı yakar. Mesela der ki, üç defa geldi çıra selamı. Biz de deriz aleykümün selam. Bu nedir? Delil uyandırmaktır. Geldi çıra selamı aleyküm selam. Geldi çıra selamı aleyküm selam. Hakkı der. Mesela dede başlar. Allahümme salli ala seyyidina Ali Nuri Muhammed. Allahümme salli ala seyyidina Ali Nuri Muhammed. Allahümme salli ala seyyidina Ali Nuri Muhammed. Çıl çırağım yana Beşik-i Mustafa, Hatice, Zevcel, Fatime, Heyrel İsa. Dergâh-ı dayansın daima çırayı ürüşan, devrişi devrişan. Piri tarika, sırrı hakikat, delili şahi vilayet. Heri hizmeti kabul ola, hizmetinden şefaat bula, atasına, anasına rahmet kıla. Hak evlatlarını bağışlaya. Çırası da ruz-i mahşere kadar yana, yakla daima cebir ensarın ruhu, ravanı. Şad batında bekçimiz ola gerçeği mümine yali. Bu nedir? Delil uyandırmak. Bu da onun duasıdır. Rızalık üzerine kurulmuştur. Rızalık alınmadan ibadet yapılmaz. Kapıdan içeri girdikten sonra hepsi birer candır. Can gözüyle bakılır. Kadın erkek ayrımı olmaz bizde. Rızalık alınmadan cem başlamaz. Lokma yenmez, kurbanlar kesilmez. Rıza şehridir. Eğer kendi ailen içerisinde bir lokma yapıp ceme getirmek istiyorsan dahi o rızalık alınır. Bütün aile fertlerinden rızalık alınır. Sonra lokma yapılır ve ceme getirilir. O lokmanın anlamı da paylaşmaktır, bölüşmektir. Evde bulunan aşı lokmaya çevirip getirip canlarla paylaşmaktır. Ve ondan sonra car çeker, süpürge çalır. Onun duası var. Nedir? Carı çeker, sırı sırı edenin demine hüv der. Hakkı der dedeye. Dede de onun duasını verir. Nedir? Allah Allah, Allah Allah, Allah Allah. Dest-i post, Hak Muhammed Ali dost. Heri hizmeti kabul ola, hizmetinden şefaat bula, atasına, anasına rahmet kıla, hak evlatlarını bağışlaya. Süpürgesi de carı Cebrail ola, nüfuz ceddimin ola, gerçeği mümine yali. Ve rehber oturur, o canlara sorgu sorar. Hani temizleyeceğiz ya. Burası ne oldu bu süpürdü yer? Bir kabristan, bir mezar oldu. O canlar ölecek, biz onlara can vereceğiz. Yövgü ceminde. Soruyor işte, ey mümin kardeşler, ey Müslüm bacılar, konum, konuşulan dargınlığınız, küskünlüğünüz varsa beyan eyleyin. Yolun, erkanın, oturan cemin, cemetin vebalı günahı boynunuzadır. İçeriniz size, dışarınız bize. Biz dışı görebiliriz ama senin içinde ne olduğunu bilemeyiz. Benim içimde de ne olduğunu bilemezsin. Ama dara duran diyor ki Elif gibi dal dur doğru söyle. Dar Mansur oluyor orada. Varsa diyor dede ben filanla konuşmuyorum. Dede de rehbere diyor ki al bunu git onun evine. O adamla tokalaşsın, özür dilesin. Bir yanda Yörgü Cem'in ismi de özürdür. Cem'i öyle basit bir hani inanç ritüeli ya da bir ibadet biçimi olarak ben algılamıyorum örneğin. Neden? Çünkü orada dargınlar, küskünler varsa barıştırılıyor. Çok büyük suç işleyen varsa örneğin dışlanıyor. Yoldan düşkün ilan ediliyor, yoldan çıkarılıyor, kovuluyor. Bu önemli bir şey. Ondan sonra devlet yok burada bakın. Devleti ne yapıyorsunuz? Yatsıyorsunuz. Kendiniz bir özgün yaşam biçimi, hani bunu özellikle diyebilirsiniz, yapıyorsunuz. Ne yapıyorsunuz?
başka işte kız alma isteme, düğünlerde söz kesme dediğimiz merasimler, işte kuşanma vardır örneğin. İşte ne bileyim, hani bunları böyle bir araya getirdiğinizde aslında cemlerin çok önemli olduğunu görüyorsunuz. Yani dini bir hani hadi ibadet diyelim ya da ritüel diyelim, onun ötesinde toplumsal yaşamı örgütleyen, hatta devletsiz yaşamın öğelerini içinde büyük ölçüde barındıran bir yaşam biçiminden söz ediyoruz. Der eğilin, eğilirler bir niyaz ederler, kalkarlar ellerini topuktan tutarlar, tekrar eğilirler. İşte o zaman dedim ya bura bir mezar. O zaman ölürler. Rehber der ki Allah akıl verdi bilesin, göz verdi göresin, kulak verdi duyasın, dil verdi diyesin, el verdi tutasın, diz verdi durasın, ayak geldi, diz verdi durasın. O zaman kalkıp ayakta dururlar. Geldiğiniz hak kapısını, hak kapısı durduğunuz Dar-ı Mansur, Mansurlarına durdu. Nedire mi, niyaza mı, kalmış köylere mi? Kalmış köylere derler. Erenler farkını alsın, yolun hakkını alsın. Yol erken hak mıdır? Haktır. O canlar haktır der. Konum komşunun hakkı hak mıdır? Haktır. Pir rehber hakkı hak mıdır? Mürebbilik, müsahiplik. Mürebbi, müsahiplik ahiret kardeşidir. Müsahipliktir işte. Hak mıdır? Haktır. O zaman rehber Allah eyvallah der, pire teslim eder. Ser dede sorar. Oturan canlar, ayaktaki canlardan razı mısınız? Oturan canlar hak razı olsun der. Tekrar sorar, hak razı olsun. Üçüncü defa sorar, hak razı olsun. Sever ayaktaki canlardan sorar. Ayaktaki canlar, oturan canlardan razı mısınız? Onlar hak razı olsun der. Razılık anlıyor ya. Ayaktaki canlar, oturan canlardan razı mısınız? Ayaktaki canlar, oturan canlardan razı mısınız? Onlar hak razı olsun. Dede de, pir de der ki, Allah, Muhammed, Ali, 12 imam, Ehl-i Beyt, cemaat de sizden razı olsun. Ve ondan sonra işte dualara başlar ve dualar bittikten sonra lokma dağıtılır. Lokma dağıtıldıktan sonra bir de lokma duası vardır. Nedir lokma duası? Allah Allah, Allah Allah, Allah Allah, lokma zat ola, münkür münafat ola, haktan eniyet yele İbrahim Allah'tan bereket yine. İmam Abbas lokmalarda her ne niyetese kabul, makul, duanı dergaha kaydola, den bu kudam kerem öyle gerşe, mümine yali. Mesela rehber der ki, elimde yok tuğla terezi, herkes hakkına olsun razı. Tabi nedir lokma? Kimisine bir lokma büyük yetmiş. Hani biri birinden razı olsun yani. O yüzden elimde yok tuğla terezi, herkes hakkına olsun razı. O dağıtıldıktan sonra bir de sakka suyu dağıtılır. Sakka suyu dağıtılırken yine rehber getirir bir damla, pirin karşına damlatır. Aşk içenlere der. Der, pire suyu verir. Pir de tası alır, içer bir yudum. Rehber devamlı söyler aşk içenlere ve geçer. Mesela oradan başlar. Ehl-i Beyt'e kastedenlere set hazaran nalet olsun. Ve en sonunda biter, rehber de içer. Gelir burada. Rehberin duası bu. Geçmişem Ali Ser'den urum erenler aşkına, Kerbela'yı deştegalem ser verenler aşkına. Akıdıram çeşmim yaşı, çağıram Sakkay Hüseyin. Biz pir de pir cemaat der ki, Selamullah Hasan, Rahmetullah Hüseyin. Akıdırım çeşmim yaşı, çağırırım Sakkay Hüseyin. Biz pir talipler der ki, Selamullah Hasan, Rahmetullah Hüseyin. Akıdırım çeşmim yaşı, çağıram Sakkay Hüseyin. Selamullah Hasan, Rahmetullah Hüseyin. Haku diğer pire. Dede de yine
Allah Allah, Allah Allah, Allah Allah, Sayla Selman, kör ola Mervan, Takta Süleyman, Devran Şahındır, Şah gele Zülfukar, keskindir keskin ola. Heri hizmeti kabul ola, hizmetinden şefaat bula, atasına, anasına rahmet kıla, hak evlatlarını bağışlaya. Selman İpakın ruhu, ravanı, şad batında bekçimiz ola, gerçehü mümine yali. Bu sakal suyunun duasıdır, Salman'ın duasıdır. Sıra gelir, hizmet gören. Mesela son zamanda cemlerde işte 12 hizmetçi, bizim burada tek rehber yapar bu hizmeti. Mesela bütün hizmetler bitiyor ya, rehber hakkı der, eğilir, ben de şu duayı yaparız, hani cemi bitirmek için. Allah Allah, Allah Allah, Allah Allah, heri hizmeti kabul ola, hizmetinden şefaat bula, atasına, anasına rahmet kıla, hak evlatlarını bağışlaya. Kapıcının, pacaçının, süpürgeçinin, çıraçının 12 hizmetçinin de hizmeti 12 imamın defterine kaydola, gerçehü mümine yali. Ve rehber cümlenizin niyazı der. Biz rehbere deriz ki, herin hizmetin kabul ola. Amacımız insanlıksa alevlik insanlıktır. Amacımız hizmetse alevlik hizmettir. Amacımız toprak, turap olmak. Alçak gönüllükse alevlik alçak gönüllüktür. Dost hasreti zormuş, her demahu zormuş. Dost hasreti zormuş, her demahu zormuş. Derd adamı yermiş, derd insanı yermiş. Yine gönlüm hoş değil. Dediğimiz, Allah dediğimiz bizim gönlümüzdür. Alevi insanın gönlünde bir hak olduğunu, yani kalbinde bir hak olduğunu düşünmüş ve kendi ibadetlerinde de böyle taşa maşa filan bir Kabe'ye mabiye değil de bir cemale, bir hakka yönelmişler. Bütün davranışlarının özünde bu hak kavramı var. Hak kavramı var. Yani size bir konuk geldi. Size gelen bir konuğun kim olduğu, şeklinin, şemalinin ne olduğu önemli değil, ama önemli olan onun gönlünde bir Allah olduğu, bir hak olduğu. Allah demeyelim belki ama hak olduğu. O zaman siz şöyle bir inanışlar olmuş. Ben bu hak olan insana ne kadar iyi davranırsam, ne kadar onu memnun edersem, hak benden razı olacaktır. Sen yapmış olduğun her işi, söylemiş olduğun her sözü öyle incelterek söyleyeceksin ki bundan hak olacak, memnun olacak. Yani sen bana misafir geldin. Bana derken bizim aileye konuk oldun. Senin kim olduğun önemli değil. Ama bize gelen konuğun gönlünde de bir Allah var, bir hak var. İşte Ali'dir, mihman Ali'dir diyorlar ya. Ben o mihmana öyle bir iltifatta bulunuyorum, öyle memnun etmeye çalışıyorum ki hak diyor ki ya bu kulum da buna ne güzel davrandı. Yani onu memnun etmeye çalışıyorsun. Asıl espri bu. Ondan dolayı 100 yıl, 500 yıl, 1000 yıl ayakta kalan sanat eserleri çıkarmışlar. Yani yaptıkları resim, söyledikleri söz hakkın hoşuna gitsin diye yapmışlar. Yani 1200 yıllarında yaşamış Yunus Emre. İşte 1300'ün sonlarında bu dünyadan göçtüğü sayılıyor. Değişler söylemiş. Diyor ki söz ola kese savaşı. Söz ola kestire başı. Söz ola avulaşı. Bal ile yağda bir söz.
Kişi bile söz demini, demeye sözün kemini, bu cihan cehennemini 8 uçmak ede bir söz. Yani bu söz öyle güzel söylenmiş ki 1000 sene sonra da söylesen bir kıymeti harbiyesi var. Peki bunu niye böyle düşünmüş? O da söylüyor, sen bir söz söyle ki melekler de bunu bilmesin diyor. Şimdi Alevilik öz olarak her insanın gönlünde bir hak olduğu ve bu hak olan insanların birbirleriyle muhabbet etmesinden Muhammed'in hasıl olacağı bir felsefe yarattı. Bizim Alevi felsefesi, yani bakış, Alevilerin Ali'den kaynaklanan felsefesi günümüzde daha da gelişmiş olarak karşımıza çıkar. Bu felsefenin temelini insan sevgisi oluşturur. Alevi felsefesi hiçbir kimseyi kendinden aşağı saymaz ve herkese eşit bakar. Hiç kimseyi ulusundan, inancından ve renginden dolayı kınamaz. Bütün insanlara hürmetle ve saygıyla yaklaşır. İster İslam olsun, ister Hristiyan, neye inanırsa inansın, Alevilik felsefesinde bunlar insandır. Ve insan oldukları için bizler de burada kaldık. Nihayet insanız. Ayrım yapmaksızın sevgi ve saygı ile kucaklar, Alevilikte kimse inancından dolayı kınanmaz ve zorlanamaz. Alevilik başkalarını zorlamak için kendisini yetkili görmez. Başkalarının da Alevileri zorlamasına haklı olarak izin vermez. 12 Eylül faşist diktatörü ve akabinde oluşturulan tekçi anayasa gerçekten de birçok kimlikleri yok etmek üzere oluşturulmuş bir anayasaydı. Nihayetinde de bunun meyvelerini de almadılar değil yani. Bunun etkisi yani tamamen bize ekonomik nedenlerdir diye söylerse gerçekten de kendi şeylerimize çelişki yaşamış oluruz. Daha geniş bir olaylara baktığımız zaman gerçekten de bu devletin gelenekçi politikası ve mirasını devraldığı işte Osmanlı'dır, Selçuklardır. Hiçbir zaman yani Alevilere yaklaşımları olumlu olmamıştır. Şimdi bu olaylar bir bütünleştiğiniz zaman tabii ki 80'li yıllara kadar yani paket 7 yaşayan Alevi köyü yavaş yavaş çözülmeye, sisteme entegre etmeye ve dağılmaya başladı. Dışarıdan baktığın zaman işte efendim benim ailemin 7 çocuğu vardı. Bir tek baba bu 7 çocuğum tarlayla besliyordu ama geldiğimiz teknoloji koşulu itibariyle bu tarla artık bir tek çocuğa yetmiyor. Bir aileye yetmiyor. Nasıl biz 7 aileye bakacağız diye gerekçelerle sorunun aslında ekonomik olduğunu diye söylüyorlar, geçiştirmeye başlıyorlar. Ama biz dernek yöneticileri, Alevi kurumları olarak oraya bu şekilde yaklaşmıyoruz. Daha geniş boyutta baktığımız zaman elbette ki işin içinde bir siyasi neden olduğunu ifade edebiliriz.